Buyur. Abi TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon %85 evet. çıkmış. Ne düşünüyorsun abi? Daha fazla. TÜİK'inkisi 85 ise %150 bana kalı o. Senin enflasyon %150 yani sana yansıyor. Bana sorarsan, kimisine sorarsan 200. Ne düşünüyorsun abi peki enflasyonun böyle olmasını? Ne düşünmemi bekliyorsunuz? Soruyorum vatandaş olarak. Ne hissediyorsun bu durumda? Valla biz durumu idare ediyoruz edebildiğimiz kadar. Enflasyon abi, zaten... TÜİK enflasyonu açıkladı onu soruyorum. %85. Ne düşünüyorsun? Ya bunların her söylediği zaten yalan yani. Gerçekçi gelmiyor mu sana? Asla yani. Çünkü artık ne markete girebiliyoruz, ne kasaba girebiliyoruz, ne tamamıyla bunlar... Yani var ya, ne söylenecek varsa hepsini söylemek gerekiyor ama hiçbir şey söylemeyeceğim yani. Çok kötü. Peki abi senin enflasyonun kaç? Yani şimdi TÜİK 85 diyor ama sen ne hissediyorsun herhalde yani? %200'ün üzerinde yani. Ne düşünüyorsun abi? Seçimler yaklaşıyor, yani düzelir mi sence? Benim bildiğim tek şey var, çok oy attım ben bunlara, çok destek verdim. Hiçbir şey de destekledim. Çok destek verdim, hepsini haram ediyorum yani, başka bir şey. Şişmansın yani. Haram ediyorum yani. TÜİK %85 mi açıkladı? Yani resmi rakam mı? Sence kaç? Ya bence çok yüksek zaten. Şu an mesela vatandaşa verilen maaşla nasıl desem alacağı şeyi karşılayamıyor bence. Yani karşılıyorsa da bir yerden kesinlikle bir şey geliyordur yani. Enflasyon dediğin şey nedir biliyor musunuz? Nedir? Enflasyon dediğin cari açıktır. Üretim yoksa bu ülkede, tarım bitmişse, üretim bitmişse, dış ekonomi bağlanmışsan, anlatabiliyor muyum? Yani bütün ülkedeki kurulmuş fabrikaları, tekelinden tut, çay fabrikalarından tut, şeker fabrikalarından tut, satmışsan eğer, özelleştirmişsen, tamam mı? Bu nedir? Hep cari açıktır. Ne yapıyor bu sefer? Kotayı düşürüyor musun üretimden? Tarımla kotayı düşürüyor musun? Çiftçiden kotayı düşürüyor musun? Ne yapıyorsun? Yurt dışına bağlanıyorsun. Neden? Çünkü sonuçta etrafındaki insanları zengin etmek istiyorsun. Bu da ne oluyor? Cari açık veriyor. Cari açık verince enflasyon yükseliyor. Bakın, ülkelere bakın, her zaman ne yapıyorlar? Faiz yükseltiyor. Neden faiz yükseltiyorlar? Çünkü faiz yükseldiği zaman, tamam mı, o ülkedeki cari açık azalır. Enflasyon düşer. Ama biz ne yapıyoruz? Faizi düşürdükçe cari açık yükseliyor. Bu da ne yapıyor? Dışarı aldığımız borç ve içeri aldığımız borç daha çok yükseliyor. Bu da ne yapıyor? Halka yansıyor. Halka yansıdan ne oluyor? Enflasyon yükseliyor. Pazara gidin, markete gidin, manava gidin, her yer aynıdır. Bakın şu anda şunu söyleyeyim ben. Gidin bir yerde bir çay için 7 lira 8 lira aşağı çay yok. Anlatabiliyor muyum? Gidin bir markete bir poşet bir şey alın, 300 bin 400 bin aşağı çıkamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Şu son iki yılda gerçekten halkın alım gücü bitmiştir. Yani veriyorsa asgari ücreti 5,5 milyon, tamam eyvallah veriyorsun. Ama şunu da söyleyeyim ben, 5,5 milyon verdiğin zaman 5,5 milyon kalmıyor. Zaten şu an bir ev kirası olmuş 3-4 milyar. Anlatabiliyor muyum? Bak geçen gün Ardahan'a gittim. Erzurum'a gittim, Kars'a gittim. Gidin oradaki insanın durumunu görün. Ahırı bırakın, hayvanı bırakın. Traktörüne haciz gelmiş, traktörüne. Traktörüne haciz gelmiş insanlar şu anda ya. Bakın etrafa ya, bakın şöyle Türkiye'ye bakın ya. Hala 2023'te ne olacak? Bana söyler misiniz ya? Ne olacak 2023'te yani? Herkes 2023, ne olacak 2023'te ya? Ya niye konuşmuyorsunuz ya? Niye konuşmuyorsunuz ya? Niye konuşmuyorsunuz? Konuşun. Sen konuşma, ben konuşmayayım. Nasıl alışacak bunlar ya? Bunu nasıl alışacak arkadaş? Böyle bir şey var mı ya? Konuşana da nankör diyorlar ama ya. Ya ne nankörlük yapacağım ya? Niye nankörlük yapacağım? Konuşmak zorundayım ben arkadaş. Ülke düşmanı falan. Hayır, demokratik ülke değil mi burası? Seni ben seçtim. Ben konuşmak zorundayım. Böyle bir şey var mı ya? Herkes tutmuş telefonunu çıkar. Çıkardım telefonumu. Çıkardım. Ya bakın asgari ücretlere ya. Bakın 5,5 milyon alanlara bakın şuradan. Hangisi memnun ya? Kaç para veriyorsun kardeşim kira? Buyurun. Kaç maaş alıyorsun? 5,5 milyar. O kadar bile yok. Belki çoğu o kadar bile vermiyor. Sigortalar bile düşük yatıyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Elden veriyorlar ya. Maaşların çoğunu, mesai elden veriyorlar. Neden? Sigorta düşük gösteriyor. Yani ne düşünüyorsun? Vatandaşın enflasyonu abi 85 bak şimdi, hayır yani. Kesinlikle. O neden biliyor musun? TÜİK istediği gibi rakam oynatabiliyor. İstediği gibi. Dün ne dedi Merkez Bankası? Enflasyon %60 ama yıl sonu enflasyon %65 yok. Hayır abi. %67 ile enflasyon. Gidin bakın markete. Ne %65, ne %80. Gidin pazara ya. Bir kilo domates 25 lira, 30 lira. Yaz günü ya. İnsanlar eskiden 30 kilo karpuz alırdı. Şimdi dilimle karpuz alıyorsun ya. Ya arkadaş, pazarcı suçlu. Bak pazarcı suçlu. Domates eken suçlu. Patates eken suçlu. Soğan eken suçlu. Kim haklı peki burada? Öyle neden bahsediyorsun abi ya? Şeyden de abi, porsiyonları küçültün dendi. Tamam. Vatandaşa yani. İyi, tamam, tavsiyeler verildi. Tamam, küçültelim porsiyonu. Önce tasarrufu yukarıdan başlayacaksın. Önce yukarıdan başlayacaksın tasarrufa. Benden tasarruf beklemeyeceksin. Benim neyim var? Benim bir şeyim yok. Benim neyim var, benden tasarruf bekliyorsun? Neyim? Aldığım 5,5 milyar maaş. Örnek veriyorum yani. Ben 5,5 almıyorum ama aldığım 5,5 milyar maaş. Ne bekliyorsun benden tasarruf olarak? Ne bekleyebilirsin? Aç mı gezeyim yani? Açıkta mı gezeyim yani? Sen bana simit parası, çay parası hesabı yapıyorsun ama yukarıdan habire yiyorsun. Habire yiyorsun. Gözün görmüyor bir şeyi. Şunu söyleyeyim, ben çocuğuna süt alamayan insanlar var, biliyor musun? Anne. Sabahleyin okula gideceği zaman çocuğun çantasına beslenme koyamayacak insanlar var. Geçen gün kadın çıktı, ağladı. Ağladı. Kendi mahallemde kadın ağladı. Çocuğu dövdü ya. 5 lira parasıyla çocuğu dövdü. Böyleyiz işte. Seçim gelecek. Ve elbet ki milletvekili bana araslar. Yani seçimde ne yapacaksın? Şimdi vermeyeceğim ben. Kimseye mi vermeyeceğim? Hayır, hiç kimseye vermeyeceğim. Alternatif yok mu sence? Abi var alternatif. Var. Ama izin vermiyor alternatife de. Alternatif izin veriyor abi. Alternatif yok mu? Niye olmasın alternatif? Çok alternatif. Bu ülkede o kadar beyin gücü yüksek insana var ki. İzin veriliyor mu kardeşim? Verilmiyor. Gelecek adam yok. Niye olmasın? Çok. O kadar beyin gücü var ki valla. Niye öyle var? Niye olmasın? Niye yok? Niye yok? Kimden iyisi var? Anlamadım. Ne dedin? De, savunma sisteminde şaha kalktı. Bundan iyisi mi vardı? De, sağlık sisteminde her konuda şaha kalktı. Bunları görmezden gelmeyin. İlla enflasyon diye bir şey yok. Ecevit zamanında hatırlıyorum ben. Enflasyon bir gecede %600 oldu. Onu niye konuşmuyorsunuz? Ecevit zamanında çeyrek altın 22 milyonken şu an salatanın kilosunu 22 milyona alıyorsun. O mu enflasyon? Maaşlarda 1 liraydı o zaman. Maaşlar 100 liraydı. Ha, Ecevit zamanında sen çeyreğe kaça alıyordun? Maaşlar 100 liraydı o zaman. Ecevit zamanında sen... Ya sor, bilenlere sor. 2001 krizinde 9 tane çeyrek altın alınabiliyordu. Almıyor muydun? Şu an sana... Ya bilmiyorum, görüyorum dayı. Bilmiyorsun işte, bilmiyorsun. Görüyoruz dayı. Görüyoruz. Dayı şu ankiler ne biliyor musunuz? Şu an Ecevit zamanındakiler çeyreği almış 22 milyona. Tam altını almışlar işte 200-300 liraya yatırmışlar şu an yiyorlar. Şu an tutunmuşlar Z kuşağı ya, yemin ederim. Yani dünyayı yiyen bunlar, lafı yiyen biz Z kuşağı. Dünyayı yediniz bitirdiniz dayı, gözünüz doysun. Valla siz %70 artık dışa bağlı değiliz, bitirdiniz dayı. Dayı kaç yaşındasın dayı? Ben mi? Kaç tane karşılaştın? İlla varsa yoksa enflasyon. Bekarım yok, hepsini evlendirdim, çalışıyorum. Çalışıyorsun, nasıl çalışıyorsun biliyor musun? Ecevit zamanındaki biriktirdiğiniz zamandaki parayı. Abi sen emekli misin? Ecevit zamanında ben açtım. Abi sen emekli misin şu an? Ecevit zamanında ben açtım aç. İnşaat arıyordum, bulamıyordum. Sen ne anlatıyorsun? Şu an tok musun? Evet tokum. Cebimde de param var. Kaç yaşındasın? Ben 70 yaşındayım, inşaatta çalışıyorum. Şu an çalışıyorsun. İş isteyen var mı? İş isteyen yarın gelsin. Emekli misin abi? Emekliyim. Niye çalışıyorsun? Niye çalışmayacağım? Emeklisin, çalışıyorsun. Emekli adam dünyayı gezer ya sen. Yalan söylüyor. Yalan söyleyen şerefsiz. Emeklisin. Beni dinle dayı. Hayır. Emeklisin. Nerede çalışıyorsun? İnşaatta ben ustayım. Tamam. Çık da fakir fukara çalışsın o zaman. Sen yarın gel. 500 lira yemeğe vereceğim sana. Ben çalışıyorum dayı. Allah şükürler olsun. Ya ben sana sadece işte biz sadece kendini düşünmeyeceksin. Hayır öyle bir şey yok. Burada fakir fukara var. Herkese iş var. 10 yaşından çöp toplayan insan var. Çalışan herkese iş var. Çalışan herkese iş var. İş isteyen var mı? Var mı iş isteyen? Ne yapacak? Kuru ekmek yiyip bizi çalışacak. Kuru ekmek yok. Hayır sen konuşma. Böyle devam et. 23'te görüşürüz dayı. Sigorta yapıyor musun abi? Senin paran kaç para? Kağıt olmadı. Allah'a şükür. Her şey var. Abi geçen sene alabildiğin şeyleri şu anda aynı fiyata alabiliyor musun? Aynı fiyata almıyorum. Emekli maaşıma zam geldi, aynı oldu. Direkt aynı zaman. Evet aynı. Abi enflasyon %80 şu an. %85 enflasyon. Hemşerim baksana bir şey diyeyim. Senin maaşına yapılan zam %30. Burak sensin, beni dinle. Şimdi burada adam Ecevit zamanını anlatıyor. Ecevit zamanında bu adam yoktu. Ben vardım. Ecevit zamanında. Ben de vardım Ecevit zamanında 99'da. Evet vardım. Ecevit zamanında. Nasıldı? Bir dakika. Ecevit'i bitirdiler. Neden bitirdiler Ecevit'i? Abi neden bitti Ecevit? Ecevit'in bir arabası yoktu. Ne bitirdi? Ecevit'in bir arabası yoktu. Yok ya, arabası yoktu. Evet. Allah Allah. Türkiye'nin borcu kaç parada? Bak şimdi borçlandı. Kim borçlandı? Ecevit'in bir arabası yoktu. Çalışan herkese iş var, herkese. Herkese çalışıyorum, ben çalışıyorum. 10 liraya mı çalışıyorsun? Hayır abi. Cebinde kalan para. Abi cebimde kalan para bu bak. Ya bırak bu işleri ya. Bak ben paramı aldım, cebimde kalan para bu abi. Ya siyaset yapma. Böyle değil. Dürüst olun. Abi görüyorsun şu an. Ben görüyorsun. Hayır. Ya yalan, hepsi yalan. Yalan abi. Yalan ya, yalan. Gerçekten yalan. Ya abi cebimde 10 lirayla dolaşan bu bana geliyor ne anlatıyor? Vuracağım bir tane ya. Ya bir saniye ya. Ya böyle deliriyorum işte ben ya. Böyle deliriyorum ben ya. Çalışacaksın ya. Çalışacaksın. Ya ben niye çalışırım? Ben çalışmıyorum. 75 yaşına geldim. Niye çalışırım ya? Ya bu devlet bana bakmak zorundadır ya. Abi. Abi. Bunca insan oraya git bak. Bana gel bana. Bana gel bana. Diyen yalan söylüyor. Abi ben sana dedim az önce. Ben dinler misin sen? Buyur abi. Ben dinle iyi. Yalan konuştun. Bak param yok, yalan söylüyor. Çalışmıyor. Çalış gel yalan çeker. Abi konuşuyor. Sen rol yapakçı konuşuyorsun. Niye? Boşuna gelmiyor. Vallahi sen rol yapakçı konuşuyorsun. Sen bir dinle. Ya bir dakika kardeşim. Vallahi roldur abi. Rol yatırım. Ne? Yatırım oldu bu işe. Oldu değil mi yatırım? Yatırım oldu mu? Bir dakika. Bana yoldan rica geldi, rica 3,5 milyar. Nereden geldi? Yoldan geldi. Ne için geldi? Şeker fabrikaları nerede? Ya bir dakika. Şeker fabrikasını ya. Bırak şeker fabrikasını. Hep yalan ya. Bir dakika. Rol abi rol. Ben beni beklerim o zaman. Şimdiler misin? Bak. Abi. İtekleme. İtekleme. Hop sakin ol. İtekleme. Sana bir şey demedi ki. İtekliyor. Tamam olsun iteklesin. Adam gibi konuşacaksın. Gel buraya gel. Yok. Gel bakayım gel. Ne yapacağım? Dövecek mi adamı? Dövecek. O dövmez ki. Dövmez ki seni. Kralı kim soy gelecek? Kralı. Amcam Menloz fabrikası nerede? Cebimde. Çelik Döküm fabrikası nerede? Cebimde. Ne oldu onların? Ne yapacaksın sen? Abi. Çıkarsana be. Allah aşkına cebindeki parayı çıkar. Al burada cebindeki. Çıkar. Sana niye veriyorum? Ben 70 yaşındayım. Sen 20 yaşındayım. Abim gel. Al. 5 lira abim. 5 lira. Neyin muhabbetini sen yapıyorsun? Çalışıyor mu abi? Yatırım bak ben de. Bak ya bir saniye. Ya bir saniye ya. Ya bir saniye. Allah Allah. Nerede çalışıyorsun? Abi bak işte bu ülke senin yüzüler gibi. Ha benim yüzümden. Gel inşaata çalış. Abi ben 16 yaşındayım. Ben inşaatta ne yapayım abi? Ben 70 yaşındayım. Sen 16 yaşındasın. Geleceğinin hesabını yapıyorsun. Abi geleceğinin çalış. Yapacak tabii. Çalış. Abi ben geleceğimi düşünmezsem ben nasıl yaşayacağım ya? Sen neyden bahsediyorsun? Sen bak. Bana hikaye anlatma. Şimdi bunca insan yalan mı söylüyor? Kiranı verebilecek mi? Ben evim var benim. Evim var. Benim yok. Yoksa çalışsaydın. Nasıl? Abi sen niye bir tek kendi açından bakıyorsun? Benim babam emekli. Yazık değil mi? Niye bir tek kendi açından bakıyorsun? Niye çalışmayacak ya? Abi çalışıyor zaten insanlar. Çalışıyorsa niye eriyor? Ya asgari ücretle çalışan ne yapacak? Nasıl ev alacak? 70 yaşında bir adam bu zamana kadar. Ne şu an 2000 lira? Benim babam emekli polis 10 milyar maaş alıyor. Yine geçinemiyoruz biz geçinemiyoruz. Ya ben dinler misin sen? Konuşuyor bunlar. Bak şimdi ben sana bunu söyleyeyim. Ne diyor? Yol yap diyorlar değil mi? Bak abicim çeker misin? İyi çek iyi dinle. Yol yap diyorlar değil mi? Nankörlük yapmayın bak. Bak ciddiyim nankörlük yapmayın. Size çok ciddiyim nankörlük yapmayın. Bu adamın yaptıklarını göz ardı edemezsiniz. Atatürk'ün kurdukları nereye gitti? Ne abi? Atatürk'ün kurduğu fabrikalar nereye gitti? Atatürk'ün kurduğu partiler. Hayır, bak fabrikaya geçmişe takılmayın. Abi, geçmişe takıldıkça yol alamazsınız abi. Ne mi yapacaksın? Abi şöyle bir şey. Efendim ne mi yaptı? Yaptıklarını görmüyor musun? Anlat sen anlat. Görmüyor musun yaptıklarını? Görmüyorum. Sen bana anlat. Abi ne mi yaptın? Şu ana kadar mesela bak şu anda yapılan yolların metro çalışmalarının farkındasınız. Senin evladın yaşında o yani ne yapıyorsun? Oğlunun yaşında. Oğlunun yaşında. Osman konuşma kalk git buradan. Kalk git abi. Kızık giriyorsun müdahale ediyorsun ayıp. Bana köşe FETÖ'dü diyemez. Nasıl? Diyemez. Birçok yer AK Parti'nin iktidarının içinde doğru mu? Osman Gazi Yıldırım mesela. Evet. Osman Gazi'de mesela yeni metrolar yapılıyor. Bunlar ne için yapılıyor? Metrolar yapılıyor. Yeni metro yapılıyor abi. Şu anda yeni bizim paramızla yapılıyor abi. Kimin parasıyla yapılacak? Bizim borcumuz nereye çıktı? Ermeninin parasıyla mı yapılacak? Ermeninin parasıyla mı yapılacak? Bizden gelen para bize verilmiyor. Yok bizim paramızla zaten benim vergimle yapılıyordu. Efendim? Benim paramla yapıyor zaten. Abi biz vermesek nereden gelecek? Nereden gelecek abi? Şimdi TOGG yapıldı. Gemliğe TOGG yapıldı. Doğru mu? Evet. Abi ne için yapılıyor bu? Ne için yapılıyor? Sen söyle şimdi bana. Ne için yapılıyor? Biz üretiyoruz. Otomobili biz üretiyoruz. Daha düne kadar Yurt dışından geliyordu bize otomobiller. Yurt evet, dışına hala da gelmeye devam edecek. Mesela şimdi burada Tofaş var. Tofaş'tan şimdi yurt dışına gidiyor mesela. Kuruyorlar. Burada kurulumunu yapıyorlar. Yurt dışına götürüyorlar. Tofaş neden buraya kuruldu peki abi? Burada da var mesela. Türkiye Otomobil Fabrikası. Evet, Türkiye Otomobil Fabrikası. Ama şu anda ortakları... Oğlum bağırtırıyorsun. Bak oğlum, saygını terbiyesizlik ama baban yaşındayım. Terbiyesiz. Kaç yaşında adam var karşında, düzgün konuş. 50 defa çektim, okay. Seni hala girmeye çalışıyorsun. Adam seni uyarmış kaç kere, düzgün ol.